Peki son konumuza da bakalım HBO'da Çernobil faciası ile ilgili hmm. çok ilginç bir belgesel evet. yayınlanacak. Merakla bekliyorum onu. Ve bugüne kadar yayınlanmamış görüntüler şimdi Çernobil'e gitmiş biri olarak sen daha önceki Çernobil dizilerini izlemişsin ama onlar evet, hep değilim. bir mizansen üzerine ama kuruluydu. çok başarılıydı. Çok etkiliydi. O da bir HBO dizisi. Şimdi bu sefer çok ilk gitmiş. defa ve ilk defa gerçek Çernobil görüntüleri, evet. orijinal görüntüler hmm. yayınlanacak. O yüzden herkes merakla bekliyor. Şimdi ben biliyorsun Çernobil'e kazadan sonra giren dünyada ilk giren 10 gazeteciden biriyim ben. Hı hı. Tam bir yıl sonra bizi Çernobil'e soktular. İşte bu e, şeyden görüntüler. Bunlar mesela orijinal e, görüntüler var. Evet. HBO'nun 1986 ilk defa yayınlanan. Evet bu madenciler işte. Yani. Evet çok kahramanca iş yaptı madenciler. Evet. Peki e, sen gittin oraya. ilk giren e, gazetecilerden ben, biriydin. Evet bak ben ilk girenlerden biri bendim. 10 gazeteci gittik. Hatta Amerika'da 3 büyük kanala pool yaptılar, havuz yaptılar. Hmm. Biri kameraman verdi, biri sesçi verdi, biri de sunucu verdi. E, Fransız televizyonundan bir çocuk vardı TFN'den. Mısır'dan ve Polonya'dan birer gazeteci vardı. Hatta bir trenle gittik böyle şeyden Moskova'dan Kiev'e. Ya ee, orada çok şaşırtıcı işte bak benim resmim bu maşallah bana da bak <gülüyor> <ha>. <gülüyor> işte Tansu Çiller başbakan olmadan önceki halin abi evet, evet. Bak işte, bu, 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 şeyin içinden bak o ikinci fotoğraf içeriden bu burada radyasyon açıyorsun galiba değil radyasyon mi? radyasyon açıyoruz evet evet burada radyasyon açarken ya şimdi bak burada cehaletime bak ya ağzımda ne maske var ne bilmem ne var gazetecilik yapıyorum diye dalmışım Allah. ya Allah. şimdi bakıyorum da yani hakikaten tüylerim ürperiyor ya Tabii canım. bir yıl sonra ya bu bir yıl sonra. Ama o zaman da öyle bir bilinç yok muydu? Yani kamış sende değil. Genel olarak dünyada öyle bir ya şey yok muydu bilmiyorum yapmış, ya. Doktora yapmış, doçent olmuş bir adamdım ben ya. Yani Ama dünyada da şey. belki yok daha Olmaz alıp olur götür... mu ya? Girdik Ama ya. alıp götürür mü gazeteciler ya? 100 tane gazeteci götürür diyorsun. 100 değil evet. 10 kişi girdik. 10 kişi sadece 10 kişi girdik. Ya. Yani fakat ne oldu biliyor musun? orada beni Abi bak, çok bak sen şu halin daha yakışıklı biliyor musun? Bir dakika bak kıpırdama aradaki 7 fark. Bıyıklar yok. Saçlar beyazlamış. Ama daha karizmatik olmuşsun, daha yakışıklı olmuşsun. Şöyle o Eski... <gülüyor> Aynen. Bak. <laughs> Ama saçlar bak. daha iyi. Yok yok. Şu an vallahi Şu daha iyi. Şu büyükler tansiçiler için gitti abi işte. Bak. Aynen yani. Ama iyi ki gitmiş. Evet, Tansiçilerin en güzel icraatı. <laughs> en güzel icraatı. <gibi>. <laughs> tek, tek, güzel <laughs> şey. tek, güzel işte Ertuğrul Özkök'ten büyüklerine gitmesi. küçümsemeyelim. PKK Tabii. ile mücadelede de başarılı götürdü evet. yani. Ama Aha. yani e, sorsan bana 10 e, on üzerinden iki veririm herhalde. Neyse boş ver. Aynen mi? girmeyelim. bu, bu şey da söyleyeyim. bu ne peki abi? Şimdi burası Çernobil'in içi. Santral'ın içi bu. Bu da sensin. Niye kafanda Bunda böyle, belir aşçı gibi bir şey var? Eşe giydirdiler. Onları bize başımıza taktılar o şeyleri falan böyle. Saçlar maçlar. Herhalde saçlardan çok radyasyon geliyorsa yani öyle ha. bir şey. Şimdi bak bir görüyor musun içeride bitkiler vardı böyle. Yani santralın içinde tabii bir rutubet ve sıcaklık hmm. var ya ısı işte evet. oradan. Burada bu santral orada ne dikkatimi çekti biliyor musun? Ya bu kadar nükleer bir santral ya ölçüm aletleri o kadar ilkeldi ki. Evet. Ölçüm aletlerinin dijital bir tek alet yoktu ya hepsi böyle şey bizim ada vapurları var ya hani böyle çarkçıları şeyleri hmm. elle çalışan şeyleri gösterir <laughs> böyle. Hepsi mekanikti ya anlamadım ben tamam. Fakat orada bizi bir şeye götürdüler. Bak Ruslar enteresan insanlar. Hemen yan tarafa büyük bir sera kurmuşlar. Seranın içerisinde üniversite profesörleri, asistanlar çalışıyor. 400 ayrı bitki ekilmiş. Bu bitkiler üzerinde radyasyonun bu kazadan sonra hmm, sonraki etkileri ölçülüyor. Etkisini ölçüyor değil mi? Tamam. Ben de girdim oraya böyle. Bir tane, birisi arkamdan dokundu. Bana bir tane salatalık. Salatalık uzattı. Ye diye. Neden? Ben tabii korktum ben ama orada ya Santral neredeyse iki metre ötesinde bir san şey çıkmış orada üretmişler. Ben yemle adam aldı kart kendisi yedi. Bak dedi sana bir şey söyleyeyim. Bundan korkma dedi. Sen dedi ülkene giriyorsun Asıl ülken dedi senin çok çay içiyorsunuz siz. Asıl ha. çaydan korkun dedi. Doğru. Çünkü dedi buradaki araştırmalarda en fazla çay yapraklarından. Doğru. İrikiyor dedi bize. Sonraki yıllarda zaten yani. Karadeniz özellikle. Bizim bakan da biliyorsun. Şey içti. Işte, rahmetli bakan. Bak ben de içiyorum. Evet, Hüp diye böyle hüpleterek evet. içti var şeyleri. Evet.